112 Acil efendim izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bu videomuzda 112 Acil Mercedes ambulanslarının akülüsü nerelerde? Kaç tane aküsü var? Kirkorsun nerede? Bazı bilmeyen arkadaşlarımız var. Bazı gizli gözlerde bu anlattıklarımız. Ondan dolayı sizlere basit anlatıcı ya da bilgilerinizi tazeleyici bir video çekmeyi düşündük. Faydalı olması açısından. Öncelikle aracımızın aküsü nerede? Ondan bahsedelim. 112 Acil ambulanslarının aküsü her bilinen ambulanslar ya da her bilinen araç gibi önde değil arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hatta kısaca bir aspisiz var ya, baba akü yok gibisinden. Araba çalışmıyor. Baba! Akü yok! 112 Acil servislerin, Mercedeslerin özellikle. Genelde Mercedeslerin birçok arabasında zaten önde olmaz. Arkada olur, bagajda falan olur. Ambulanslarının da motor kısmında değil arkadaşlar. İki tane akümüz bulunur Mercedes ambulanslarda. İki akünün bir tanesi yolcu koltuğunun altında olur arkadaşlar. Bu akü arkadan, yani tepe lambaları ve iç aydınlatmayı sağlayan aküdür. Bu da yine aynı şekilde motorun çalışmasıyla şarj olan bir aküdür. Sadece şarjdan yemez. Yani şeyde, sadece aküden yemez. Motor şarjıyla beraber olur. Peki bu akünün dolu olup olmadığını nereden görürüz? Şu kısımda akünün üstten yeşil, yani gösterge veren bir ışığı mevcut arkadaşlar. Ve bir de gösterge panelimizde, gösterge panelimizde akünün şarj oranını gösterir. Onu da size göstermek isterim. İç akünün derecesini ya da voltunu, voltajını öğrenmek için arkadaşlar şurada yazan akü voltaj 12.8 voltajıdır arkadaşlar. Çalışırken bu çıkar 13-14'lere. 9'un altı tehlikelidir. Yani 9'un altında artık arkasının değişmesi gerekir ki tepe lambaları yanmaz. Telsizleriniz çalışmaz gibi, iç aydınlatma çalışmaz gibi sorunları yaşayabilirsiniz. 12 voltajın, yani 9 voltaja altına düşerse bu akünüzün değişmesi gerekir arkadaşlar. Bu akümüz arka kabinin aküsüdür. Yine motordan şarj olur arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim. Diğer akümüz, yani aracı çalıştıran akümüz nerede? Aracı çalıştıran akümüz burada arkadaşlar. Mercedes 2013 ve sonrası ambulanslar için bunu söylüyorum. Ondan önceki ambulansların yerini açıkçası ben de bilmiyorum. Ama 2013, 2014, 2015 sonrası Mercedes Sprinter ambulanslarının hepsinin araç aküsü buradadır arkadaşlar. Bakın, akü işareti zaten var. Peki nasıl aküyü çıkartacağız ya da aküyü bulacağız ya da takviye yapacağız aracımız çalışmazsa diyerekten. Şurada gördüğünüz alyanlı 3 tane vidayı çıkarıyorsunuz. Çıkardıktan sonra gördüğünüz üzere arkadaşlar şu kısmı komple çıkartacaksınız arkadaşlar. Şu vidalar çıktıktan sonra direkt yukarıya doğru çıkmakta ve şu anda tam debriyaj, fren, gaz pedallarının altına geliyor. Yani şuraya geliyor. Tam koltuğunuzun altında. Dipnot olarak şunu söylemek isterim arkadaşlar. Dipnot olarak Ford Transit ambulanslarının aküsü direkt şoför koltuğunun altındadır. Tek akü vardır arkadaşlar. Başka akü de yoktur. Direkt şoför koltuğunun altındadır. Onu da bir gün isterseniz gösteririm size. Direkt tek aküye bağlıdır. Marş ve arka lambalar, tepe lambaları hepsi Ford Transit ambulanslarda tektir ve şoför koltuğunun altındadır. Şimdi gelelim bu aracımızın kirkosu ya da diğer anahtar, ulaşabileceğimiz anahtarlar nerede? O da buradadır arkadaşlar. Yolcu kısmının, ayak konulan kısmın altındadır hemen. Şurası açma anahtar yeridir. Gördüğünüz gibi anahtar işareti de vardır. Almanlar bunu konuda birazcık dikkatliler. Şurayı açarsınız, kaldırdığınız zaman kirkonuza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sprinter ambulanslar da burada. Ford Transit ambulanslarda ise bu burada değil, genelde şu kısımda olur arkadaşlar. Ford Transit araçlarında kirkonun kısmı burada olur. Sprinter ambulanslarda ise burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir de son olarak şunu söyleyeyim. Eğer Mercedes Sprinter ambulansınızın kumandasının, yani anahtarının pili biterse ne yaparsınız? Hemen şu kısımda gördüğünüz şurayı kaldırarak yukarıya çekerek açarsınız artık. Ve oradan bir anahtar çıkar. O şekilde piliniz bitse dahi anahtarıyla kapıları açmanız mümkün. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, o düğmeye basaraktan yukarıya çektiğiniz zaman anahtarınızı açarsınız. Piliniz bitse dahi kapıları açmanız mümkündür. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, kısaca da şuna da değinmek isterim. Aracımızın motorunda bu gördüğünüz antivrizli arkadaşlar cam silme suyunun olduğu yer. Şu gördüğünüz motor suyunun olduğu yer. Gördüğünüz üzere sistem genelde minimum ile maksimum arasında olmak zorundadır. Antifrizlidir. Kış vakti bunu kontrol etmeyi unutmayınız. Kış vakti cam silmeye de antifrizli cam silme suyu koymayı unutmayınız. Çünkü ambulanslar hızlı gittiği için kar erimez ve kar genelde topaklama bir şekilde camda kalır. Onu eritmeniz için antifrizli cam suyu kullanmanız şarttır. Genel gereklidir. Yoksa önünüzü göremezsiniz. Bir de Mercedes'e özel ya da bazı araçlara özel, öyle söyleyelim. Bazı araçlara özel AdBlue yakıtı vardır. Ambulanslar için ya da araçlar için ekstra bir yakıttır bu. AdBlue daha çok dışarıya karbondioksit gazını salmaması için, egzozdan zararlı gazı salmaması için Alman grubu bazı araçlarda bu AdBlue var arkadaşlar. AdBlue genelde bir deposu 3-4 mazot deposuna eşdeğerdir. Kullanıma eşdeğerdir arkadaşlar. O da genelde azaldığı zaman uyarıyla almaktayız. İl Sağlık Müdürlüğü'nün neresi anlaştıysa oradan AdBlue takviyesini yapmanız gerekiyor. Ama sakın ha sakın AdBlue'nuzu bitirmeyin arkadaşlar. Eğer ambulansınızda ya da aracınızda, kendi aracınızda AdBlue'nuz biter ise, bir uyarıdan sonra artık biter ise, aracınızı istop ettiniz ve bir daha çalıştıramazsınız arkadaşlar. Araçlar istop edene kadar gider AdBlue ve AdBlue bittikten sonra, istop ettikten sonra bir daha AdBlue'yu çalıştıramazsınız ve aracınıza büyük ihtimal zarar da verebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermek istedim. Yağ çubuğu göstergemizde sarı olan çubuktur. Buradadır arkadaşlar. Onu da iki
tane seviyesi var. O seviyeden bakabilirsiniz. 112 Acil FM'de saygılar arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Daha birçok video ya da benzeri video istiyorsanız yorumlar kısmına istediğiniz videoyu, tanıtımı yazın. Biz paylaşalım arkadaşlar. 112 Acil FM sunar. Sağlık personelinin sesi. 112'nin sesi. Can kurtarmak bir aşktır. Aşka dair her şey 112 Acil FM'de. 112 Acil FM.